kitap gibi senaryosu var dediğimiz oyunlar vardır hani. Oynarken bizi alıp götürür ve "la şimdi ne olacak acaba" diyerek saatlerimizi harcarız. Bu oyunların bazılarını daha sonra kitap, dizi ya da film olarak görme şansımız oluyor. Bu tür kitaplara da bir ara değinip çeşitli tavsiyeler vermeyi planlıyoruz. Fakat bu videomuzun konusu bir kitabın uyarlaması olan ya da o kitabın dünyasını temel alan oyunlar olacak. Sizleri fazla bekletmeden hazırladığımız listeye başlayalım hadi. Listemizin ilk sırasında yer alan oyun Electronic Arts tarafından yayınlanan Dante's Inferno. God of War serisinin ardından benzer bir oyun arayan oyuncuları kendine çeken Dante's Inferno, kendisine temel olarak bir romanı değil, İtalyan edebiyatının en meşhur epik şiirini almıştır. 14. yüzyılda Dante Alighieri tarafından yazılmış olan ilahi komedyanın ilk bölümü olan Cehennem'i. Bu şiir, Dante'nin ölümünün ardından cehennem, Araf ve cennet arasındaki seyahatini kendi ağzından bizlere anlatır. Eserin asıl ismi, sonu iyi biten hikaye anlamına gelen komedya olsa da, Hristiyan kiliselerinin eseri benimsemesinin ardından 1360 yılında ilahi kelimesi eklenmiş ve son haline gelmiştir. Dante's Inferno 2010 yılında konsollara özel olarak yayınlandı. Oyun içerisindeki karakterlerin büyük çoğunluğu şiirde bulunan isimlerin yeniden yorumlanmış hallerini içeriyordu. Haçlı seferleri sırasında ölümle mücadele edip onu yenmeyi başaran şövalye Dante, günahlarının affedilmesi için bir yol almak üzere evine döndüğünde ailesinin katledildiğini görür. Aşık olduğu kişi Lucifer tarafından esir alınan şövalye, ölümün orağı ve kutsal bir haç ile cehennemin katları arasında Beatrice'i kurtarmaya çalışır. Oyun God of War'dan oldukça fazla şey almış olsa da bunları başarıyla sunamamıştır. Gelen yorumlar genellikle olumlu olsa da herkes bir sonraki oyunun daha çok geliştirilmesi konusunda hemfikirdi. Ayrıca oyun hikayesinde bazı karakterlerin şiirdekinden daha farklı amaçlara hizmet etmeleri bazı kesimlerden kötü yorumlar almasına da sebep olmuştur. Seriye henüz bir devam oyunu getirilmemiştir. Sıradaki oyun aslında tanıdığımız ve yeni oyununu hala heyecanla beklediğimiz bir seriye ait. Mount & Blade, Ateş ve Kılıç. 2011 yılında çıkan aksiyon rol yapma oyunu Ateş ve Kılıç, Henry Zenkiewicz'in aynı isimli kitabını temel alan bir hikayeye sahiptir. 17. yüzyılda Polonya-Litvanya bölgesindeki ayaklanmalar döneminde geçen kitap, tarihi karakterleri de içerisinde bulunduran 3 kitaplık bir serinin ilkidir. Kitap, bir subayın aşık olduğu prenses kaçırıldıktan sonra arkadaşlarıyla yalnızca ülkeleri için değil, prensesi de kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alır. Ateş ve Kılıç'ın oyunu, önceki oyunlara ek olarak bir hikaye eklemiş olsa da oyunculardan karışık yorumlar almıştır. Oyunculardan gelen yorumlar bu oyunun kendi başına çıkan bir oyundan çok önceki oyunlara gelen bir eklenti gibi olduğu yönündedir. Yeni eklenen ateş silahlarının çok güçlü olması, oyuncuya çok daha az özgürlük tanınması gibi şikayetler gelmiş olsa da iyi bir puan ortalamasına sahiptir. Sıradaki oyunumuz 2007 yılında çıkan Stalker, Shadow of Chernobyl. Ukraynalı GST Game World tarafından geliştirilen oyun, Brois ve Arkady Sturtevant isimli iki kardeşin Uzayda Piknik isimli romanı ve bu romandan yola çıkılarak çekilen İz Sürücü filmini kendisine temel alıyor. Uzayda Piknik, içerisinde garip olaylar gerçekleşebilen 6 bölgenin bulunduğu alternatif bir dünya versiyonu sunuyor. Bu alanların uzaylılar tarafından oluşturulduğunu düşünen devletler, insanları buralardan uzak tutmaya çalışıyor. Bunun sonucunda ise İz Sürücü adı verilen yeni bir meslek türü ortaya çıkıyor. İz sürücüler bu bölgelere girip içeriden aldıkları nesneleri yüksek meblağlar karşılığında satan kişilerden oluşuyor. Daha sonra kitaba da çevrilen film ise aynı dünyada bölgeye girip insanların en büyük isteğinin gerçekleştiği odayı arayan bir yazar, bir bilim adamı ve bir iz sürücünün hikayesini anlatıyor. Bu seri hakkındaki en ilginç bilgilerden birisi de şu. Filmin çekiminden 7 yıl sonra gerçekleşen Çernobil nükleer felaketi kitaptakine benzer bir alanın oluşmasına sebep olmuştur. Çevrede yaşayan insanlar bu alana filmdeki gibi bölge adını vermiş. Terk edilen nükleer santrale ilgilenmeye giden işçilerin bir kısmı da kendilerine iz sürücü anlamına gelen Stalker ünvanını almayı tercih etmiştir. Stalker oyunu dünyamızın alternatif bir versiyonunda geçiyor. Çernobil nükleer santrali bölgesinde gerçekleşen ikinci bir nükleer felaketin ardından bölge adı verilen alanda çalışan bir iz sürücüyü konu alıyor. Yaralı bir şekilde bulunan ve hafızasını kaybetmiş olan ana karakterimizin elinde yalnızca iki ipucu bulunuyor. Kolundaki Stalker akronimine sahip dövme ve elektronik tabletindeki iki kelimelik görev. Stalker'ı öldür. FPS ve Survival Horror türlerine koyabileceğimiz oyun, her oyuncunun farklı bir oyun tecrübesi yaşamasına imkan sunan çizgisi olmayan yapısı, her NPC'nin kendine ait bir yapay zekası olması ve değişen şartlara göre farklı davranışlar sergilemesi gibi özellikleriyle oldukça beğeni toplamıştı. İçerisinde barındırdığı hatalara rağmen oldukça yüksek bir not ortalamasına sahip olan seriye, 2008 ve 2009 yıllarında iki oyun daha çıktı. İlk oyunun öncesini anlatan Clear Sky ile ilk oyunda gerçekleşen olayların sonrasını konu alan Call of Pripyat. Yüzüklerin Efendisi, fantastik edebiyat dünyasının en önemli isimlerinden birisidir. Peter Jackson tarafından çekilen üçleme ise, ülkemizde fantastik edebiyatın yaygınlaşmasına fırsat sağlamış bir film serisi. Filmin ardından iyi kötü birçok oyun piyasaya sürüldü. Fakat bizim değineceğimiz oyunlar, filmin dünyasını değil, doğrudan kitabı konu alan isimler olacak.
Filmin senaryosunu değil de Tolkien'in yazdığı kitaplara temel alan oyunlar da çıktı. 2002 yılında yayınlanan Fellowship of the Ring, 2003 yılında çıkan The Hobbit, 2007 yılında yayınlanan Lord of the Rings Online ve 2011 yılında yayınlanan War in the North. The Hobbit ve The Fellowship of the Ring, Vivendi tarafından yayınlanmış ve tamamen kitabı temel alarak yapılmış oyunlardı. Bu da filmi izleyip, kitapta şöyleydi ya ne alaka, Tom Bombadil'lerde gibi yorumlar yapan hayranları memnun edecek kadar hikayeye sadık olmalarını sağladı. Fakat hikaye yönünden başarılı bulunan oyunlar, oynanış konusunda sıkıntılara sahipti ve çok büyük bir başarı sağlayamadılar. Fellowship of the Ring 1 milyondan fazla satmış olsa da, Electronic Arts tarafından yayınlanan The Two Towers'ın 4 milyonluk satış rakamının gölgesinde kaldı. Bu yüzden ikinci oyun olarak planlanan Treason of the Isengard, oynanabilir bir demosu bile yayınlanmadan rafa kalktı. Warner Bros. Tarafından yayınlanan War in the North ise hem kitapları hem de film serisini bir araya getiren bir oyun oldu. Doğrudan kitapta ya da filmde geçen konuları işlemese de paralel olarak devam eden özgün bir hikayeye sahipti. Çok kötü bir oyun olmasa da tekrarlayan yapısı, zayıf hikaye ve karakter gelişiminin yanı sıra Dark Souls, Uncharted 3 ve Skyrim gibi oyunlar ile aynı zaman dilinde çıkma hatasını göstererek çok fazla kişiye hitap etmeyi başaramadı. Lord of the Rings Online ise Turbine tarafından geliştirilip birçok kez dağıtımcı değiştirmiş ve şu anda Daybreak Game Company tarafından yayınlanan bir MMORPG oyunu. The Hobbit ve Lord of the Rings serilerini temel alan oyun, ilk olarak aylık ücret ile oynanırken daha sonra el değiştirerek free to play bir MMO oyunu haline almıştır. Aslında keyifli bir oyun ve dünyayı oldukça güzel bir şekilde ele almıştır. Fakat el değiştirmeler sırasında benim ek paketleri de içeren hesabımı yok ettikleri ve daha sonra bunu görmezden geldikleri için fazla iyi şey söylemek istemiyorum. Tamamen kişisel. Yüzüklerin Efendisi dünyasına girersek bütün videoyu ve daha sonra gelecek birkaç videoyu işgal edebiliriz. Bu yüzden daha ayrıntılı videolar için Yüzüklerin Efendisi Orta Dünya isimli kanala göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Oyun dünyasında özellikle korku ve gerilim temalı oyunları seven oyuncuların tanıdığı bir isme geldi sıra. Evet, H.P. Lovecraft'tan bahsediyoruz. Yazdığı kitaplar, kısa hikayeler ve yarattığı Cthulhu mitosuyla her alanda birçok insanı etkilemiş bir isim Lovecraft. Aralarında Amnesia, Sunless Sea ve Bloodborne'un da bulunduğu birçok oyuna da ilham vermiştir. Lovecraft'ın kitaplarındaki hikayelerin doğrudan aktarıldığı oyunlar olmasa da kayda değer birkaç isim mevcut. Bunlardan ilki Cthulhu'nun Çağrısı isimli kitapta bulunan Innsmouth üzerindeki gölge hikayesinin daha ayrıntılı bir versiyonunu sunan Call of Cthulhu, Dark Corners of Earth. Cthulhu'nun Çağrısı kitabı Lovecraft'ın 8 hikayesini içinde barındırıyor. Cthulhu mitosunun kadim varlıkları üzerine bolca fikir edinebileceğiniz kitap, tekrar tekrar kendini okutabilen bir eser. Oyunun odaklandığı Innsmouth üzerindeki gölge ise aynı zamanda Lovecraft'ın hayattayken basılıp dağıtımı yapılan tek kitabı olma özelliğine sahip. Hikaye İngiltere'de antikaları inceleyen bir öğrenci tarafından anlatılıyor. Innsmouth kasabasına ulaşan anlatıcı, garip insanlar ile karşılaşıp sıra dışı olaylara şahit oluyor. Dark Corners of Earth ise çıkış süreci oldukça zorlu geçen bir oyun. Sonunda 2005 yılında konsola, 2006 yılında da PC'ye yayınlanıyor. Hataları ve sorunları çok olsa da şimdiye kadar çıkan en iyi korku oyunlarından birisi olarak anılıyor. Hikaye Boston Polis Kuvvetleri'ne dedektif olarak görev yapan Jack Walters isimli ana karakterin, bir tarikat evine yapılan baskın sırasında aklını yitirip 6 yıl sonra akıl hastanesinde kendine gelmesiyle başlıyor. Aradan geçen 6 yılı kesinlikle hatırlamayan Jack, özel dedektif olarak çalışmaya başlıyor. Kendisinden Innsmouth kasabasında kaybolan birisini bulması istendiğinde, hikayeye tamamen giriş yapmış oluyoruz. Bahsedeceğimiz ikinci kitap ise Lovecraft'ın en uzun hikayelerinden biri olan Deliliğin Dağları'nda. Bir üniversiteden keşif gezisi için Güney Kutbu'na giden araştırma görevlilerini konu alan kitabın ilham verdiği oyun ise Türk geliştirici ekip Zootrop'un elinden çıkan Konaryum. Kitapta ikiye ayrılan soruşturma ekibinin bir kısmı bilinmeyen yaratıkları incelediklerini söyledikten kısa bir süre sonra kendilerine haber alınamıyor. Kitabın anlatıcısı olan William Dyer ve ekibi kaybolan ekibin parçalanmış cesetlerini bulsa da bahsettikleri yaratıklardan bir iz görünmüyor. Kısa bir araştırmanın ardından dağların arasında bir şehir ile karşılaşan ekibin hikayesini okuyoruz. Konaryum ise Frank Gilman adında bir karakteri kontrolümüze veriyor. Kutba yakın bir Antarktika ölçüsünde bulunduğumuz yerin adı hariç hiçbir şey hatırlamadan uyanıyoruz. Terk edilmiş olan üssü gezerken hem etrafta gerçekleşenleri anlamaya hem de hafızamızı geri kazanmaya çalışıyoruz. Ubisoft'un şu sıralar en çok oynanan oyunlarından birisiyle devam edelim. Hayır, Far Cry 5 değil. Aksiyon dozajı yüksek, karakterlerin sünger gibi kurşun emdiği bir dönemde çıkıp tek kurşuna devrilen karakterleri, düzgün plan yapılmadığında mağlubiyetin kesin olduğu görevleri ve zamanın kötü internet altyapısı yüzünden ülkemizde harcanıp gitmiş multiplayer özelliğiyle Tom Clancy's Rainbow Six. Birçok oyuncu tarafından sevilen Rainbow Six Siege'in de dahil olduğu serinin ilk oyununun Tom Clancy'nin Türkiye'de Gökkuşağı 6 adıyla yayınlanan kitap ile aynı ismi hamle hikayesi ise şu şekilde gelişiyor. Tom Clancy'nin kurucularından olduğu Red Storm isimli geliştirici takım FPS türünde rehine kurtarma ve terörist avlama üzerine bir özel operasyon oyunu geliştirmek istiyor.
Öncelikle FBI'nin rehine kurtarma takımı üzerine yoğunlaşsalar da daha uluslararası bir konsepte tüm dünyada operasyonlar düzenleyen Black Ops takımı ile devam etmeye karar veriyorlar. Bu sırada Tom Clancy'nin teröristlerle mücadele eden özel bir takım hakkında yazdığı kitabın bahsi geçiyor. Clancy kendi araştırmalarını geliştirici ekibiyle paylaşıyor ve oyunun hikayesini kitaba uyacak bir şekilde tekrar yazıyorlar. Hem oyun hem de kitap, NATO ülkelerinin en elit askerlerini bir araya getirip uluslararası terör örgütlerini avlayan Gökkuşağı isimli takımın etrafında geçiyor. Hikayenin büyük kısmı benzerlik gösterse de oyun ve kitap bir noktadan sonra farklı devam ediyor. Bunun en büyük sebebi ise oyunun geliştirilmesi tamamlandığında Clancy'nin kitabı henüz bitirmemiş olması. Hem kitap hem de oyun 1998 yılının Ağustos ayında piyasaya çıkıyor. Bu arada listede 6. sırada olması tamamen tesadüf. Öyle denk geldi. Cidden. Frank Herbert tarafından yazılmış olan Dune, bilim kurgu romanları tarihinin en çok satan kitaplarından birisi olarak anılır. Uzak bir gelecekte, yıldızlar arası feodal bir sistem ile işleyen bir evren tasvir edilir. Gezegenleri yöneten soylu ailelerin çekişmeleri arasında Paul Atreides isimli bir prensin hikayesiyle başlayan seri, politikalar, din, teknoloji ve felsefe üzerine harika bir dünyayı bizlere sunuyor. Daha sonra filmlere ve dizilere de konu olan Dune için strateji türünde oyunlar da yayınlandı. Hem Dune hem de Dune 2, 1992 yılında çıkmış ve gelecekte strateji türünde çıkacak oyunlara ilham kaynağı olmuştur. 1998 yılındaki Dune 2000 ve 2001 yılında yayınlanan Emperor Battle for Dune ise orta düzeyde strateji oyunları olarak hatırlanacaktır. 2001 yılında bir macera oyunu da çıktı ama onu hiç çıkmamış kabul edelim. Videonun burasına kadar geldiniz. Muhtemelen aranızda bu kadar liste yapmış da en önemlileri unutmuş diyenler de vardır. Tabii ki unutmadık. Dmitri Glukhovski'nin aynı isimli romanını temel alan ve 2010 yılında yayınlanan Metro 2033 kitabın içeriğini olabilecek en güzel şekilde oyuncularına sunmuş ve kitabı okurken ah be diye iş çektiğimiz kısımlara da müdahale etme şansını sunmuştur. Nükleer savaşın ardından Moskova'nın yer altındaki metro tünellerinde büyüyen Artyom'un maceralarıyla başlayan kitap serisi Metro 2034 ve 2035 ile devam etmektedir. Her ne kadar 2034 biraz daha farklı bir hikaye sunsa da bütün kitapları keyifle okunacak bir seridir. 2013 yılında Last Light isimli oyun ile hikayeyi devam ettiren seri, uzun bir aranın ardından Exodus ile 2018 yılında oyun severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Square tarafından yayınlanan ve korku ile rol yapma öğelerini bir araya getiren Parasite Eve, Hideaki Sena'nın aynı isimli kitabının devamı olarak çıkmıştır. New York şehrinde Aya Brea adında bir polis memurunu yönettiğimiz oyunda, insanlığı yok etmeye çalışan Eve adındaki bir kadını durdurmaya çalışıyoruz. 1998 ve 2010 yılında iki devam oyunu çıkan seri, aynı zamanda listemizin Türkçe'ye çevrilmemiş tek kitabı oluyor. Kitap hakkında bilgisi olanlar yorumlarda bana ulaşabilir. Oyun ise kendi zamanının başarılı korku oyunlarından birisi olarak hafızalarda yer etti. Ayrıca bu oyun, Square'in ilk yetişkinler için derecelendirilen oyunu olmuştur. Videoyu yavaş yavaş kapatmadan önce bir iki oyuna daha değinmek istiyorum. İlk olarak Godfather. Mario Puzo'nun baba ismiyle ülkemizde yayınlanan kitabını ve bu kitabın ardından çekilen 3 filmi kesinlikle duymuşsunuzdur. Oyun ise kendisini asıl olarak filmi temel almış, yeni bir karakteri kontrolümüze sunmuştur. Aslında çok kötü yorumlar almayan oyun ile ilgili vermek istediğim ufak bir bilgi var. Vito Corleone karakterini canlandıran Marlon Brando oyun içinde seslendirme yapmıştır. O sıralar oldukça rahatsız olan aktörün gerçekleştirdiği son işlerden biri olmasına rağmen seslendirme sırasında kullandığı solunum cihazının sesi yüzünden bu kayıtları kullanmak mümkün olmamıştır. 2012 yılında Spec Ops serisinin en yeni oyunu olarak çıkan Spec Ops The Line da kitaplardan ilham alan oyunlardan birisidir. Joseph Conrad'in Karanlığın Yüreği kitabı ve bu kitaptan uyarlanan Kıyamet isimli film oyunun hikayesinin temelini oluşturmuştur. Modern zamanda geçen oyunda kumlar altında kalmış Dubai'ye giden bir araştırma ekibinin lideri olarak savaşın dehşetleriyle yüzleşiyoruz. Oyun başarısız reklam kampanyaları yüzünden istediği satış rakamlarını yakalayamadı. Yine de oyuncular ve medya tarafından oldukça iyi yorumlar almıştır. Ve Dost Kayaoğlu hariç herkes oyunu sevmiştir. Nihayet listemizin sonuna geldik. Eğer unuttuğumuz başka bir isim olduysa... Tamam, kitap oyunları dendiğinde hepimizin aklına gelen bir ismi tabii ki burada unutmamız mümkün değil. Andrei Sapkowski'nin ilk kitapta topladığı kısa hikayeleriyle başlayan ve 5 kitaplık uzun bir macerayla devam eden The Witcher serisi. 1993 yılında ilk defa basılan Son Dilek isimli kitabın içerisinde Rivia'lı Geralt adındaki canavar avcısıyla tanışıyoruz. Kaderin Kılıcı kitabı ile birlikte Witcher destanı olarak anılan seri öncesindeki olaylara şahit oluyoruz. Burada ilginç bir bilgi verelim. Kaderin Kılıcı her ne kadar Son Dilek kitabının sonrasındaki olayları anlatsa da 1992 yılında basılmıştır ve yayınlanan ilk Witcher kitabıdır. Witcher destanına ait kitaplardan Elflerin Kanı ve Nefret Çağını da Türkçe olarak kitapçılarda bulmak mümkün. Oyun ile ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Fakat en azından kısa hikayelerden oluşan ilk iki kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Witcher 3 içerisinde bulunan ve Son Dilek kitabı ile aynı ismi taşıyan görevin hikayesini alacağınız keyfi fazlasıyla artıracaktır.
Biz bir şiir okuyacaktık değil mi? Hadi o zaman. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee my dream come the morning, your scent berry star lilac sweet, to dream of raven locks and twigs.